Düzce'de gönüllü olarak UMKE'ye katılan kadınlar, yangın, kaza gibi olayların yanı sıra deprem, sel gibi afetler sırasında da zarar görenlerin yardımına koşuyor. UMKE'ye gönüllü olarak katılan hemşire, acil tıp teknisyeni ve paramediklerden oluşan kadınlar üstlendikleri zorlu görevleri fedakarca yerine getiriyor. Evet. Evet, ikinci kayıp öğrencimiz de şu an UMKE yetkilileri tarafından, UMKE ekibimiz tarafından binadan Ulusal Medikal Kurtarma açılımı tamamen gönüllerden oluşan bir sağlık ekibi. Deprem zamanları, sel zamanları, afet durumlarında AFAD'dan sonra enkaz alanlarına giren aktif personelleriz. Yani her mesleğin zorluğu var tabii ki ama biz zaten gönüllüyüz. Zorlukları da bilerek geldik. O yüzden UMKE'deyiz zaten. UMKE zaten sağlık profesyonellerinin çoğunlukta olduğu bir gönüllü kuruluş. Gönüllülük esasına dayanan deprem ve diğer afetlerde insanlara yardımcı olmak amacıyla kurulmuş bir kuruluş. Bundan dolayı ben de zor durumlarda 112 olarak görev yaptığım halde 12 olarak da yaralılanlara şifa olmak, yaralarını sarmak istedim. 112 olarak deprem bölgesine gittim Hatay deprem zamanında. 112 olarak aktif faaliyet gösterdim. Oradan dolayı 112 olarak gördüğüm problemleri 12 olarak yardımcı olabilmeyi hedefledim. Ya ben UMKE'ye ilk girmeye İzmir depremiyle karar vermiştim. UMKE ile de orada tanıştım. Pandemiden dolayı eğitimlerde biraz aksaklık olmuştu ama sonuç olarak eğitimler açıldı ve çok büyük heyecanla girdik. Aynı heyecanla devam ediyoruz. Ya gördüğümüz tablo korkunçtu tabii ki ama duygularımızı bir kenara bırakıp profesyonelce halkımızın yanında olmaya çalıştık. Ya öncelikle şaşırdılar tabii, hani sonuçta dışarıdan bakıldığı zaman ağır iş olarak görünüyordu ama kadın olarak da orada bulunmak orada vatandaşa da güven hissettirdi. Hani herkes zorlanacağımızı düşünenler oldu ama biz gittik, işimizi yaptık, geldik. Hani bunun bir cinsiyetle bir bağlantısı yok, kişinin isteğiyle alakalı. Kendisi kolaylaştırabilir, zorlaştırabilir. Biz heyecanımızla kolaylaştırmayı tercih ettik. Kurtarmayı seviyorum. İnsanlara yardım etmeyi seviyorum. Zaten bir sağlık profesyoneliyim. O yüzden UMKE. 112 olarak katıldım. UMKE'de bir 3 yıllık tecrübem var. 112 olarak çok katıldım. Bizi görünce özellikle kadın olarak tabii ki çok mutlu oluyorlar. Bir sağlıkçı olarak ön cephede görmeleri hoşlarına gidiyor. UMKE olarak tabii ki bir görsel olarak da şeyiz. Görüntü olarak da çok güçlü, kendimizi güçlü hissediyoruz. İnsanlar da bizi görünce çok mutlu oluyorlar. Tabii ki çok zor bir durum, sıkıntılı bir durum oluşuyor ama işimizde profesyonel olduğumuz için ve çocuğumdan kesinlikle hiçbir bebeği, çocuğu ayırt etmiyorum. Hatta çoğu zaman empati kuruyorum. O yüzden çok sıkıntı yaşamıyorum. Diğer ihtiyacı olan çocukları, bebekleri tabii ki çocuğumun yerine koyuyorum. O yüzden herhangi bir problem yaşamıyorum. Müdahale ederken tabii ki daha hassas davranmaya çalışıyorum. Çünkü annelik biraz hassas bir durum oluşturuyor. İki onu yerleştirdiniz. Biz onu yerleştirdik. Biz de burada çantayı yerleştirdik. Aşağı. Aşağı.